Sen İtalyan mısın? Ben daha İtalyanım dedi. Adanalı İtalyan. 0-0'a kilitledi maçı. Özellikle Cagne'nin çıkıp Ömer Bayram'ın girmesi herhalde birçok Galatasaraylı'yı futbol seviyor. Galatasaraylı olmasına da gerek yok. Şaşırtmıştır. Marka çok iyi bir teklif alacaksa bu maç önemli kriter olacak onun için. Trabzonspor'un ilk mağlubiyeti bu hafta olursa şaşırmam. Antalya çok sürpriz bir takım. Sürekli Fenerbahçe'de oyuncuların etrafında iki Frankfurtlu Dortmund'un Beşiktaş'a yaptığı gibi bir baskı gördük. Ülkedeki futbol kültürü gençlerin oynaması bu şekilde arka plana atıyor maalesef. Evet. 5'li, 4'lü, 5'li, 3'lü yani bir Malatya falan yapıyor. Şu falan yapıyor yani. Şenol Güneş mesela kısa vadeli bir çözüm gelmiyor mu size? Belli başlı oyuncular hocayı isteyebilir. Çok net. Yabancılar mı? Yabancılar. Analiz Masası programından herkese merhaba. Ben Mertelan. Bugün Serdar Sarıdağ ve Sinay Yılmaz'la birlikte dört büyüklerin gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Galatasaray'ın tabii Avrupa Ligi macerası çok iyi bitti. Fenerbahçe üçüncü sırada bitirdi. Beşiktaş kötü bitirdi ama orada teknik direktör konusu var. Onu konuşacağız. Trabzonspor'un da lig maçı var. Antalya Spor Deplasmanı. Ona göz atacağız. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyilik vallahi ne olsun. Bir yandan önümüzde tostumuz da var. Sabah saati e, değişik dostlar e, ayarlamış arkadaşlar. <laughs> Biri avokadolu, e, diğeri de çikolatalı olmak üzere iki çeşit e, tostumuz var. E, klasik sevenlerin pek e, sevmeyeceği türden tostlar ama klasikçi misiniz ben, yoksa ben, ben, böyle şeyler hoşunuza gidiyor mu? Tabii mı? tabii farklı lezzetleri bir araya getirmeyi seviyorum. Üçümüz ilk defa bir araya geldiğimiz için onlar da karışık ne varsa <laughs> bu, bunlar şimdi ne sever belli olmaz diye hepsinden Avokadoyu şey da <laughs> çikolatayı da koyayım. Ben de severim bu arada yani çikolatayı. Tayin pekmezi, özellikle böyle tosta olsun her şeyde e, kullanmayı severim. E, yemek Sepetinden de tabii canınız çektiyse şu anda sipariş verebilirsiniz. 10.000 aşkın restoranda %25 ila 50 arasında değişen e, oranlarda indirimlerden faydalanabilirsiniz. E, diyelim ve Galatasaray'la başlayalım bu hafta. E, Avrupa Ligi'nde beraberliğin e, grup liderliği için yettiği bir karşılaşmaya çıktı Galatasaray. 0-0 bitti. Bence pozitif olan dünkü maç hani teknik taktik tabii konuşuruz ama Galatasaray'ın öyle çok çok büyük de bir baskı yemeden çok fazla zorlanmadan beraberliği katmış olması. Çünkü bu tarz maçlarda beraberliğin yettiği karşılaşmalarda ister istemez takımlar çok geri çekilir çok büyük baskı yer. Dün Top Lazio'daydı evet Galatasaray rakip cezası çok topla buluşamadı kabul ama kalesine de Öyle aman aman hani ilk yarının sonunda bir pozisyon verdi. Ee, ama pozisyon vermeden neredeyse maçı e, tamamladı Güzel bir Avrupa Ligi macerası e, sona ermiş oldu. İtalyan işi yaptı Fatih Hoca. Evet. Biraz. evet. Hani tam böyle İtalyanların iki orta sıra takımının sıkıcı, vasat ama böyle doğru pozisyon alarak, doğru tutarak çok fazla şey yapmadan hani böyle çok fazla geçiş imkanı, kontra atak imkanı birbirine vermeden e, 90 dakika boyunca sanki bir 90 daha oynansa yine 0-0 bitecek Aynen. gibi bir maç hani doğru gol olmayacak ne kadar oynatsan gibi bir maç oldu. Yani ilk isabetli şutları 88'de attılar galiba. İşte tek zaten bitirdikleri Aynen. isabetli şut o Galatasaray'ın evet. da iki isabetli öyle, şutu var. Öyle Ya bir film vardı İtalyan Jap diye. Evet. Tam Fatih Hoca onu uyguladı yani. Sen İtalyan mısın ben daha İtalyanım dedi. Adanalı İtalyan 0-0'a kilitledi maçı ve e, iyi bir sonuç çıkardı yani hakikaten. Kadro tercihi de değişikti yani belli bir şey var Galatasaray'ın hani Taylan Berkan'ın çıkacağını biliyorduk. Savunma attı, kalecisi belli. Cagne bu tarz maçlarda iş yapar. Bir tek Babel orada herhalde birçok kişiye sürpriz oldu ama Fatihlerin bu tarz topu tutacağı karşılaşmalarda hani Galatasaray'ı da dinlendirecek maçlarda Babel'i tercih ediyor. E, o açıdan da aslında kendi içinde de tutarlı bir tercih oldu. E, onun da hani pozitif etkilerini gördü Galatasaray. Katılıyorum. E, Babel e, Lokomotiv Moskova deplasmanında da vardı. Evet. Aslında birçok açıdan Lokomotiv Moskova deplasmanına benzer şeyleri denedi hoca. Son 30 dakikada Morussan'ları atması da Emre Kılıncı Morussan'a vesaire atıp oradan belki bir de kontra atak e, denerim falan dedi. Ama adamlar da çok şey yapmadı yani o pozisyonları vermedi. Jack ne ben bayağı işe yaradığını düşünüyorum. 6 tane top uzaklaştırmış Galatasaray ceza sahası. Ya salsına. gördüm baktım istatistiğe inanamadım. Çünkü savunmacılardan, orta sahalardan <laughs> göreceğim diye stoperlerden evet. daha çok uzaklaştırmış top. Ön direkte çok karşıladı duran yan topları. Ya top evet aynı yan top karşıladı. Bana. Ya zaten duran topları bu adamların en önemli silahlarından bir tanesi İtalyanların. Duran topları iyi karşıladığın zaman sette de doğru yerleştiğin zaman çok bir şey yapamadılar. Yani bir mesela Immobile oynar mı falan diye korkuyorduk işte sakatlığı var vesaire ama adım attırmadı mesela marka Nelson. Bir pozisyona girdi işte o ilk sondaki hmm. pozisyon. Evet. Sol ayağıyla vurdu. Onu atsa yine aslında işi görmüş olacaktı Immobile. Orada da şansımız yanımızdaydı. Yani. Üstten avta ya da yandan. Üstten yandan avta vurdu Immobile. E, oyuncu değişikliği tercihleri enteresandı yine e, karşılaşmada. Özellikle Cagney'nin e, çıkıp Ömer Bayram'ın girmesi herhalde birçok Galatasaraylı'yı futbol sever. Galatasaraylı olmasına gerek yok. Şaşırtmıştır. E, ben açıkçası çok anlam veremedim neden böyle bir tercih yaptı. Ama günün sonunda gol yemeyince Galatasaray'da hani tercihler çok fazla eleştirilmedi Fatih Terim cephesinde. Dünden de hani negatif olarak söyleyebileceğim bir o değişikliği var. Çünkü takımın boyunu da kısalttı. Bayağı kısalttı. hani altı uzaklaştırma diyorsun Cagne. Son bölümde Galatasaray duran toptan bir gol yese Eminim bugün Fatih Terim'in bu tercih çok fazla eleştirilecekti. Katılıyorum. Takım boyu gerçekten çok kısaldı. Emre Kılınç, Morutsan, Ömer Bayram. En önde de Kerem var. Kerem var. Dördü de çok kısa oyuncular. Aynen. Zaten dikkat et. Babel ve Cagne'nin olduğu bölümde bu kadar ittirememişlerdi bizi kendi sağımıza kadar. Ufak adamlar girdiği zaman e, savunması rahatladı bayağı Lazio'nun. İkili mücadeleleri kazanma oranları arttı. Şimdi ne olursa olsun Babel sırtını kalçasını dayadığı zaman orada bir şey yapıyor. Cagne de öyle bir boğuşuyor. En azından Cagne bayağı iş yaptı. Bir iki tane zaten sadece sırtı dönük iş yapamadığı var. Onun dışında hiç fena fauller almadı yani. Orada biraz oyaladı rakibi. E, o işleri iyi yapmıştı. Ama takım kısaldıktan sonra problem oldu. Hatta Hemen Muhammed ile aldı son bölümde. 88'lerde, 85'lerde. Hatta Muhammed girdikten sonra bir tane de o ön direkte uzaklaştırdı korneri. E, katılıyorum sana orada bir e, takım boyu kısalması aslında bir problem yarattı Galatasaray için. E, bir de şu klasik oldu Galatasaray'da Avrupa Ligi maçlarında. Luyendama'nın e, girip böyle 80'den sonra takımın üçlüye dönmesi. E, bakın işte Luyendama'nın bu sezonki e, oynadığı maçlara. Genelde Avrupa Ligi ve son bölüm 82, 88, 90 Fatih Terim onu oyuna alıyor ve skoru korumaya yönelik de Bir hamle. Duran toplarda işte o boyu kısalmış demiştik Galatasaray'ın. Orada biraz e, boy yükseltti. E, o da şu ana kadar hiç e, geri tepmedi. Normalde Fatih Terim'den bu tarz değişiklikler beklenmez hani. E, golcü alır ne olursa olsun. Ve bu tarz hani savunmayı dörtlüden beşliye çevirmek çok Lugat'ın da aslında olan bir şey değil ama bu sezon çok yaptı Avrupa Ligi'nde ve meyvesinde e, şu ana kadar e, topla yani onu, onu yapmak zorunda e, çünkü Lazio ile oynuyorsunuz. Yani. E şimdi Luka Modrić fizik olarak Cristiano Ronaldo gibi mi? Değil. Yani Hı -hı. Cristiano Ronaldo çatı çatır ikili mücadelede topu alır, rakibi ezer. Luka Modric onu yapabilir mi? Hayır. Ne yapıyor? Zekasıyla oynuyor. Pozisyonlara girmiyor, ikili mücadelede girmiyor. Doğru yerde duruyor. Bunları öğreni bunları öğrenmiş. Hı -hı. E çünkü ben Luka Modrić mesela Steven Bilic anlatmıştı. Bundan futbolcu olmaz diye Hırvatistan'da birçok kulübün geri gönderdiğini e, duymuştum ondan. Ama oldu. Şimdi burada Galatasaray normal oynasa, ben favorim gibi oynasa, ben Fatih Derim gibi oynasa çok farklı bir skor olabilirdi. Hele Immobile'nin olduğu bir maçta. Dolayısıyla ben şeye hayran kaldım. Savunmayı çok güzel yaptılar. Yani o oyuncuların her birinin birbirleri arasının açık olmaması, disiplin, savunma disiplini muazzam ötesiydi. Ee, Marka çok iyi bir teklif alacaksa bu maç önemli kriter olacak onun için belki bir Roma Lazio derbisi öncesi bir şey <laughs> yapabilir. <laughs> <laughs> Lazio ile ilk karşılaşması olabilir. Zaten adamlar uyuz olmuş biraz Laziolu <laughs> taraftarlar. <gülüyor> bu ne kardeşim immobiliye sürekli faal yapıyor bu adam falan demişler. Şey için, marka için çok ha, sert giriyor ya. normal <laughs> yani. Şimdi bir de Roma'ya transfer olursa iyice nefret kazanır şeyden, Onlar arasındaki Lazio. O rekabet. Ama şey iyi, iyi bir sınav verdi abi bende. Verdi. Ben verdi. De, o, oyun disiplini, hatırladım. savunma disiplini çok iyi. Aslında Galatasaray e Fatih Terim gol yememeye değil önce gol yememeye yani bir puanı cepte tutan hmm. oyun bu. Bir puanı cepte tutmak demek e, kalenin önünde takım otobüsü çekmek demek değil. E, senin bahsettiğin o kısa boylu adamların kontra atağa çıkamaması. Mesela Kerem'in bir iki aksaklığı oldu böyle işte topla buluşma zamanlamada yanlışlık oldu. Kaldı ki son bölümde Muhammed girdikten sonra penaltı diye umutlandık. E, o pozisyonda gol olabilirdi. Bence aslında çok da akıllı bir hamleydi. Tek eksik yanı gol. Çok net söyleyeyim. Bu gol yememe oyunu değil aslında. <laughs> gol atabileceği alanları vardı arkada. Bunu değerlendiremediler maalesef. Ama olsun işte lider çıkmak çok önemli. Mart ayında at bir dahaki maçı. Bu çok önemli. Hepsinin önemlisi ülkeye bir puan katkısı oldu. E, bu da iyi. E, burada niye farklı ligde? E şimdi burada... Sorulduk, Alanya Spor'a karşı Lazio oynadığın gibi oynayamazsın. Doğru. Bir de Avrupa'dan geliyorsun. İşte Beşiktaş'ı gördük. Fenerbahçe'yi görüyorsun. E, Trabzon'un Avrupa'sı yok. Biraz daha e, işi rahat. Ama Avrupa'dan geldiğin zaman orada favori değilsin. Avrupa'dan. Hı. Burada favorisin. Oradaki gibi oynayamıyorsun. Bir de yorgunsun. hoca da rotasyon yapıyor kadroda. Belki daha bir şeyin Beşiktaş'ın da yaptığı en büyük yanlış. Türkiye'de oynadığı topu Dortmund'a da oynamaya çalıştı. Sporting'e de oynamaya çalıştı. Hat evet, hatırla doğru. yani Dortmund'a ilk 15 dakika burada çatır çatır <laughs> tabii. 15 dakika bir çatır çatır baskı yaptık burada Dortmund'da. Adamlar bir uzun top bir şey indirdi. Bellingham'la bir sıfır deden, öne geçti. Sergen Hoca demiş ki ben de bir e, Dortmund karşısında, Vodafone Park'ta Dortmund karşısında onlar bir sıfır öne geçerse ben bu maçı çeviremem. Ama ben bir sıfır öne geçersem ben bu maçı skoru koruyabilirim. O yüzden ilk golü ben atayım. Benim de zaten takımın gücü 45 dakika. Böyle Böylesine büyük maçlardı belli ki zaten ilk yarılara bir bakın işte çok iyi başlıyor. Eee yani hakikaten çok iyi i̇lk başlıyor 20 pozisyonlara giriyor. Yani bir Ajax maçı mesela buradaki 3-0 falan bitebilecek bir maçtı. 4 maçı Sporting maçı ilk 20 dakika içerisinde 1-0 2-0 olabilecek pozisyonlara girdi. Onun tek şeyi o. Ha ben işte Fatih Terim gibi yapabilirim. Hı hı. Ama golü yersem çok zor onu çevirmem. Beraberliği bulmam çok zor. Keşke beraberliğe böyle başlasaydı o şey evet, Marsilya te Lazio maçları gibi Galatasaray'ın. Ben 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 de, de keşke diyorum. Yani o mesela en azından 0-0 götürürsün kapalı daha iyi bir savunma yapabilseydi mesela Beşiktaş'ta. <laughs> Galatasaray neyle tur atladı lider olarak gruptan? İyi Net savunma. savunmayla attı. Marsilya deplasmanından gol yemedin. Lazio deplasmanında gol yemedin. Bir de gittin Moskova deplasmanında bir de gol attın. 3 deplasmanda gol yemedin zaten 5 puan çıkardın. 3 deplasmandan 5 puan çıkardığın zaman zaten gidiyorsun. Alıyor yani. Deplasmanlar çok belirleyici oluyor. Ee, i̇yi savunma da bu şey gruplarında, Avrupa gruplarında daha önemli hücumdan. Ligde hücum önemli. Rakip Anadolu takımlarını ezmek önemli. Baskılı oyun önemli. Avrupa'da da iyi savunma önemli. İyi savunmayı yaptığın sürece... Ya mesela Fenerbahçe burada Antwerp'i yenseydi, eee Olympiakos'a da kaybetmeseydi iki maçtan bir tanesinde Fenerbahçe de gruptan çıkabilirdi. O iyi savunmayı yapamadığı için Fenerbahçe de grup üçüncüsü oldu. İstersen yavaş yavaş Fenerbahçe'ye de geçebiliriz ama Galatasaray'la ile ilgili bir notum var. Tamam. Onu söyleyeyim. E, Lazio şeyi, e, Sarri şimdi Marco, Nelson iyi oyun kurduğu için Taylan'ı tuttular orada. Taylan'ı özellikle baskı altına almaya çalıştılar. Taylan bir de Kasımpaşa maçında hatta yaptı. Bir iki tane bu sezon hatası olduğu için ona iyi çalışmışlar. Taylan'a iyi baskı vardı ama Taylan kardeşim de hata güzel bir maç oynadı. İyiydi. Hata, hata yapmadı. O çok yani önemli çünkü. Yani sadece demişti bu Taylan o Taylan mı acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> çünkü en kritik nokta yani en baskı altında kalan çocuk oydu. Ee, hatta yani dört tane isabetli uzun pası var da pas isabet oranıyla oynuyor. fena değil o zaten bir hata yapsak hemen gol ol, pozisyonu net oluyor bir de Galatasaray da orada geriden oyun kurmaya çalışıyor takımı hani illa bam gün vurmuyor Galatasaray'da ilk kere de Bilhassa çıkmaya çalıştı topla oralarda Taylan e, iyi kotardı işi ki Altay maçında da iyi değildi bence son evet. lig maçında. Ee, bu maç onun için de kritikti. O da iyi oynadı. Onun da hakkını vermiş olalım. E, Ve son olarak da ben hani çıkıl daha yoktu bu karşılaşma. Hmm. O da aslında Galatasaray'ın orta sahası için önemli. Şimdi bu maçta Feguli e, merkezde kullandı. Acaba defansif bir zafiyet olur mu e, bu maçta diye düştük. Ama Feguli de elinden geleni yaptı. Cagne de önde zaten. E, onda başladı Galatasaray'ın sonması. Kerem, Babel. E, olan üstü hepsi. hani Bresu e, bence hatası oynadılar. Bence de. E, Morutsan sonra oyuna girdi. O da hala işin hücum kısmında Aksıyor bence Galatasaray'da. Bir türlü o kendi rolünü de öğrenemedi. Hani kanat mı, merkezde mi, topla ne yapacak? Çok basit pas hataları bence da yapıyor. Ne kadar ortaya yakın oynatırsa o kadar iyidir herhalde Galatasaray için. İşte o... Ama Kanada evri, evrilebilir mi? Tabii ki yaşı çok genç. Ee, hoca ona o anlamda katkı sağlayabilir. Ama genelde bu tarz yetenekli e, pas e, oyununu çok iyi oynayan, e, oyunu... E, iyi okuyabilen adamları biraz daha merkeze yakın oynattığı zaman ya yani içeriye doğru merkeze herkes savunma anlamında demiyorum daha verimli olunur gibi gözüküyor sanki. Yani çok uçlarda Morusan yani iyisi çok iyi çok ekstra goller atıyor ama kötüsü de evet. çok kötü yani. Romanya'da da öyleydi. Yani. Evet Çıkıldağ daha ben... mesela çok net bir adam ya ortalaması belli olan. Çok üstüne çıkmaz, çok altına düşmez. Ama Morutsan e, genelde mesela özellikle sondan da bence ortalamanın da çok altında gidiyor. Doğru çıkıldı öyle onlar çok farklı adamlar. Çok daha çok, çok istikrarlı. Ne alacağını belli, ne Aynen. vereceği belli. Morutsan hiç belli olmuyor. Bazen maç alıyor sana, bazen çok kötü oynuyor. Evet. O ama Romanya'da da öyleydi onlar. Ben takip ettim onları Romanya'da. İşte son maçlarını falan izledim. Romanya'da da bir gidiyor şey Morutsan mükemmel bir gol atıyor şeyden 2-3 maç bir daha çok silik, bir sürü top kaybı falan. Daha oturmadı onu. Da oyunu. O golün kredisini yiyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Yine yarın bir gün çıkıp bir tane çok güzel gol atabilir. E, Yine konuşmayız ama Fatih Terim son dönemde de yedek kulübesinden pek fazla çıkarmadı onu. İlk 11'de de oynatmıyor. Ya e, Fegüli düzelince biraz Fegüli'ye Evet ona döndü. Içinde. Aslında yani çıkıldığı açısından söylüyorum. E, oynaması gereken baştı. E, çünkü evet. İtalyanların radarında olan bir oyuncu. Özellikle Atalanta takip ediyor onu. hı. Yani onu takip etmesi demek alacağız anlamına gelmiyor. Onu bir uzun süre takip edecekler. Oyuna sonradan girdiğinde ne yapıyor? İlk 11'de oynadığında ne yapıyor? O da bunu biliyordur mutlaka. Muhakkak ki çok oynamak istediği bir maçtı onun için. E ama e, yani Galatasaray'dan eğer oyuncular transfer edilecekse... ...birinci e, kriter Avrupa. Tabii oradaki maçlar. Tabii oradaki maçlar. Oradaki maçlar yani... Fiyatının artmasına neden oluyor. Hani biz ne diyoruz? Cenk Tosun, Everton Türkiye liginden almadı. Şampiyonlar Ligi'nden aldı. Çünkü bizim ligi maalesef standardı çok üst seviyede olmadığı için yanıltabilir. Onlar oyuncuların milli maçlarına ve Avrupa maçlarına bakıyor. Aynen ya da milli maç diyecektim. Mesela evet. Vedat Muriç'te Kosova'da, işte Değil İngiltere'de evet. goller attı. Elif Elmas Makedonya'da yaptığı işlerle göze batmıştı. Galatasaray'ın bu liderliği de o açıdan kıymetli. Dün herhalde Kerem'i de birçok takım takip etti Stad'dan. Yani. Birçok takım yazıldı 5-6 farklı Almanya'dan, İtalya'dan. Gerçi dün onluk çok maç çok, değildi. Yani çok etkili olamadı ama diğer maçlarda Aynen. çok etkili olmuştu zaten Aynen. diğer Avrupa maçlarında Kerem de bayağı Ki iyi. Ki milli takımda da üst üste 3 maç oynadı. Maçta gol attı. tam böyle 1-0 Galatasaray galip gol Kerem. <laughs> Öyle bir havası vardı aslında maçın. İşte lokomotif Hı. maçı gibi He. ya da Lazur'daki maçtaki bir bireysel daha belirleyecek gibiydi. Olmadı 0-0 bitti. Problem yok. Galatasaray lider olarak tamamladı. Biz de bu bölümü o zaman Galatasaray bölümünü tamamlayıp Fenerbahçe'ye geçelim. Dün ilk olarak Fenerbahçe sahaya çıktı. İddiası yoktu. Bir prestij maçıydı. Üçüncülük garanti. Rakibinde beraberlik grup liderliği için yetiyordu. Ee, tabii ki doğal olarak o beraberliği düşünen takım çok daha istekli, organize, e, kompakt başladı. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda bence e, çok zor anlar yaşattı. E, Fenerbahçe çok fazla çıkamadı. Çok baskı yedi. E, Kostiç ön plana çıktı. Merkezler sürekli ceza sahasına koşu yaptı. Sürekli Fenerbahçe'de oyuncuların etrafında iki Frankfurtlu hani e, Dortmund'un Beşiktaş'a yaptığı gibi bir baskı gördük. Hiç oynatmadı Fenerbahçe'yi e, ve e, golde gelmesi çok sürpriz değildi Fenerbahçe'de. Sonra bulduğu gol belki biraz e, rakibinin hatasını değerlendirmek ama e, skor bence e, oyunu kesinlikle yansıtmıyordu dün doğruya doğru Fenerbahçe. E, Şanslıydık Fenaça. yani. Evet şanslıydı yani bir puan için şanslı oldu bir karşılaşma gördüm ben. Ben şuna dikkat ettim. Beşli oynadı bu sefer Vitor Pereira. 3-5-2 değil de direkt Hı -hı. beşli savunma yani. Beşli'nin önünde bir de dörtlü vardı ilk yarıda. İrfan sağda. E, ortada Pelkas solda. Ortada da Zaysla Sosa. Hı hı. İleride de tek şey işte. Berişe. Berişa. Şimdi ilk yarı böyle oynarken İrfan bir kere bile Nazım'a yardıma gelmedi. İrfan hatta bizim Fener'in yarı sahasında görmedim yani. Bir kere falan gelmiştir herhalde. Nazım orada delik deşik ettiler. Beşli savunmada ve sürekli sol taraf şeyin e, bizim sağ taraftan Frankfurt'un sol tarafından sürekli pozisyon. Sürekli. Bunu gördü Vitor Pereira. ikinci yarı 5-3-2'ye döndü. Üçlünün sağına da Pelkas attı hatta. Pelkas yine çalışkan bir oyuncu. Yani İrfan tamam yetenekli uzaktan şuttu vesaire hepsi var ama Pelkas en azından biraz çalışkan. Pelkas sağa attı. Zaysi sola çekti. Üçlünün. Sosa'yı da ortaya. 5-3-2 yaptı. İrfan da dedi ki madem gelmiyorsun ileride kal yani. Forvet ol. 5-3-2'de biraz daha iyi savunduk sağ tarafı. Yani Pelkas geçince oraya. Biraz daha e, savunma yapabildik ama hani beşli dörtlü beşli üçlü yani bir Malatya falan yapıyor, Şumidika falan yapıyor yani. E, çok kapalı akıllı, bir e, savunma. Yoksa yani. hiç çıkamadığı için mi Fenerbahçe beşliye dönmek e, durumunda kaldı gibi yani kafasında gerçekten. Belki rakip, vardı, çıkar rakip çıkarmadı gibi de hissediyorum. Hani e, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi bir durum <laughs> bence söz konusu. Rakip de çünkü çıkarmadı. Yani bir de bu back profiliyle top yapıp çıkmak da çok kolay bir iş değil. neresinden yani... bakarsa hani ...dediğin olaya haklısın. Öbür türlü de bakabilirsin. Aynen. Türlü ee, de bakılabilir i̇ki türlü ya. de bakılabilir gerçekten. Nazım'ın mesela... ...öyle bir... ...müdahaleleri oldu ki penaltı olabilirdi... ...onların bazıları. Aynen, Şimdi baktığınızda ya. evet çok güzel hareket. İşte tereyağından kıl çeker gibi falan ama... ...onu sen... E, ...öndeyken, karşısındayken yapman gerekiyordu. Arkadan gelip yapman aslında sıkıntı. E, çok ciddi sorunlar yaşadı. Ben de sana katılıyorum İrfan Can konusunda. E, Nazım'ın biraz... E, ...sekerek oynamasına neden oldu. E, Perkas daha defansif bir özelliği olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Kaldık o sakatlı yaşamasaydı belki Perkas e, Pereira'nın ilk 11'deki Doğru. en büyük değişmesi de olabilirdi. Biraz sakatlık onu geriye götürdü. Doğru. Yani, yani bence kazansın da Perkası. Yani bu Doğru, takım tabii. bu takıma ihtiyacı var bence Pelkaz Yani gibi Mesut Özil'in geliri gelmez, e, hani anlaşabileceğim oyuncular falan sormuşlardı. Direkt Pelkas'a söylemişti. Ya geçen senenin yıldızı Pelkas da Zalai Evet. Geçen haftaya kadar ikisi birden yedek duruyordu. Yani bu oyuncuları çok da kaybetmemek lazım yani. Güzeliz. Değerli oyuncular. Ya Salayi ya, ya pardon, Pelkas hadi dediğim Rossi var. E, orada kullanabileceğin işte Mesut Özil var. E, İrfancan Kahveci var ama savunmada Salayi gibi de bir oyuncun da yok. Yok da. Senin. Hani diğer taraf biraz kurtarabilir. Hani Rossi daha iyi diyebilirsin Pelkas'tan belki demezsin ama yakın ama Salayi'ye ya yakın bir stoper de yok. Özellikle sol ayaklı bir Stoper'i yok Fenerbahçe'nin. Nova saymıyorum. Çünkü çok ek oyuncusu Bek o. Stoper de sayılmaz. O salay kısmı bana enteresan geliyordu. Ama diğer kısımda işi zor Pereira'nın. Yani kimi oynatsa problem, kimi oynatmasa problem. Şimdi Pelkas'ı oynatsa, Rossi'yi oynatmasa problem. E Mesut'u oynatsa, İrfan Can oynatmasa problem. İkisini aynı anda oynatsa çok yürüyen bir takım oluyor. Koşan çok hareketsiz bir olmuyor, takım. Evet. Koşan olmuyor bu sefer. Her türlü denklemde Pereira'nın işi zor. Yani orada bir ayıklama olması lazım. öyle ya yani. bir takım kurulmuş ki Mert bazen bakıyorsun yani 8 numarayı biz hep diyorduk yani biz basında da konuşuyorduk işte yaz transfer dönemi veya bir önceki kış transfer döneminde. Fenerbahçe'nin orta sahası çok bol diyorduk. Çok, çok. oyuncu var. Evet. işte İşte var, Sosa'sı var, Gustavo'su var. İşte Mert Hakan'ı var, İrfan Can Kahveci Mayeri falan. Mayer'i aldılar. E şimdi bakıyorsun dün çıkan takıma Sosa, Zayt, e dayak yedik Alman takımından Orta Dün, sahada. Onun net gösterdi Bu ikisi yan yana oynayamaz bu tarz Bence maçlandı. bu takımda ve adam da Transferin son gününde gitti Portekiz 2. liginden Crespo'yu getirdi Çünkü bu orta sahaların hiçbiri Defansif açıdan iyi değil Güvenilir değil. Hiçbiri sağlam kesici değil Adam da gitti 2. liginden topçu getirdi Yani para da kalmamıştı belli ki Belli belli o mecburiyetten o, yani Sen mesela bedava olan Dorukan'ı Almadın. Bugün Hı. Trabzonspor'da Çatır çatır oynuyor Tam o bölgenin önce Ozan'ı gönderiyorsun madem. Gidecek belli. O bölgeye sertlik de katabilecek mücadele de katabilecek. Senin bir 35 yaşına gelmiş Gustavo'm var. E adam bir var bir yok. Zaten zırt pırsak sakatlanıyor. E onun dışında da yok yani öyle bir oyuncu. Şu an en ideal ikili olarak hani Gustavo'yu da bir kenara bırakırsak bana kalırsa Crespo, Mert Hakan yandaş gibi gözüküyor. Bana yani evdeki 8 numaraya bakarsak hem e, sertlik var. Crespo'yla Mert Hakan da kendini o konudan geliştirdi. Hem de hareketlilik var. Dün e, Sosa'da da topu ayağına bekleyen çok hareketsiz oyuncular. İkisi yan yana ile daha da felaket. Yani evet. hadi birinin yanına Mert Hakan'ı koy yine idare eder ama ikisini yan yana koyunca bir de Mayer'i yani o üçlüden ikisi yan yana oynadığında bence problem Fenerbahçe adına. Yani. Ya Bir de mesela Fenerbahçeliler İrfan 8 oynasın, Mesut 10 oynasın. Yani yok, nereye o oynuyor? Şey, ya İrfan 8? Yok. Yani, yani yok. kanatta bile bu kadar yardıma gelmeyen bir oyuncu İrfan diyorlar ki işte Başakşehir'de 8 oynuyor. Ama Başakşehir sürekli topa sahip olan bir takım çok yavaş oynayan. Şimdi Vitor Pereira'nın felsefesi çok farklı. Tamamen tezatında duruyor o Başakşehir'in. Tamamen tarz. Mesela bak basın toplantısına Pereira'nın en çok kullandığı kelime agresifliktir. Evet. Agresif olamadık. Yeterince mücadele edemedik. İşte şey adam hep mücadele üzerinden okuyor orta saha oyununu. Hep mücadele, agresiflik, çata çat, mücadele edelim, koşalım. Bunun üzerinden okuyor. Hani o Başakşehir'de İrfan'dır, Visca'dır, Mahmut Tur hep böyle topa sahip olma takımı yavaş takım düşük tempolu tamam. ama pas, pas takımı e Vitor Pereira'nın öyle bir anlayışı yok ki İrfan'ı 8 e oynatalım Mesut'u 10 u oynatalım falan o yansımıyor yani denemedi bile hiç 8 Ki İrfan'ı hani ikilinin 8'i zaten deneyemez bence hani dünkü maçın ikinci yarısındaki Pelkas gibi maksimum öyle deneyebilir yani yanında iki tane ortası olacak İrfan'ı da oraya çekeceksin öbür türlü zaten 3-4-2-1'deki o 2-8'den biri bence imkanı yok olmaz. Zaten orası çok kalabalık. Az önce saydık baştan aşağı 6-8 numaralı. Bir de oraya İrfancan girerse hiç işin içinden çıkamaz Vitor e, Pereira. E, bir de bek konusu herhalde Fenerbahçe'de yine problem. E, dünkü maçta bir tarafta Nazım, diğer tarafta Novak. E, gördük ki hani dünden ben pozitif olarak şunları çıkardım işte. Sosa Zaytis yan yana kesinlikle oynamaz. Mert Hakan, Crespo kesinlikle. ikisi veya en az biri oynamalı. Bir bu, iki Bekta da kesinlikle Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncusu olmalı Fenerbahçe'nin. Yani ayağına top yapan, top ayağına geldiğinde güvenebileceğin, verkaç yapabileceğin bir isim lazım. Güven vermiyor. Novak toplu oyunda çok zayıf, topsuz oyunda Novak her zaman fark yaratıyordu arka direk koşullarıyla. Dün bir kez daha bence o eksikleri, o defoları gördük. Novak'ta o e, Trabzon'daki şey kalmadı. Temposu da yok sakatlıktan o sonra. O Arka direk koşulları falan o da yok, azaldı evet. bayağı yani. Ben de Muhammed'i bekliyordum açıkçası bu maçı. Onu bir süredir işte Bülent da söylüyor. Yok yani sırtını döndü Torpeyra e, kanat beki konusunda. Yani Dün hazır prestij hücuma maçına çıkıyorken bir hazırlık maçı gibi yani bir Muhammed olabilirdi kenarda. Yani hem Novak ya yani şimdi Zala ile Novak benzer profilde oyuncular aslında. Zala Novak'tan çok daha üstün bir oyuncu olsa da hani topsuz koşularla hücuma çıkmayı seven dayanıklı defalarca git gel yapabilecek. ...disiplini doğru pozisyon almaya çalışan oyuncular. Yani Novak onun çok yaşlanmış hali gibi duruyor Zalai'nin. Önlü arkalı koyduğun zaman ikisini de aynı şeyleri yapabilen... ...aynı şeyleri yapamayan iki profil gibi kalıyorlar. Orada Novak yerine bir tane daha orta saha karakterli bir Muhammed olur... ...bir çok koşup mücadele edecek bir genç oyuncu olur. Orada bir şeyler katarsan farklı bir Aynen. şey verir en azından. Tempo katar. E hiç orada. denememesi benim de garibime gitti açıkçası. O ilk haftalarda gençleri oynatıyordu. Hatta mecbur olmadığı halde oynatıyordu... Ee, ama o zamanlar onun kredisi bayağı vardı evet. E, ee, Şimdi biraz hoca önce skoru düşünüyor. Sonuçta Çünkü alıyor biliyor ki e, her türlü sıkıntıda bası toplantısında mesela Olympiakos maçından sonra orada dedi ya arkadaşım dedi. Sorumlusu benim dedi. Bitti dedi ya böyle havaya baktı. Üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. Çünkü Olympiakos maçında biraz şanssızlık da vardı. Ama mesela İrfan Can'ın çıkar, çıkarıldığı bir maç. Göztepe maçı mıydı? İfancan sonra Gösterpe soyma odasına de çıktı. gitti. Tabii. Göster. De çıktı yani. Ort, onun arkasına bir tweet atmıştım. Yani ben Vitor bu Vitor Pereira'yla futbol konuşmam diye. Böyle enteresan kararları oluyor. Ama genel itibariyle baktığında hoca artık skoru düşünüyor. Çünkü o e, skorda en, en ufak bir sıkıntı ol, olduğu zaman... ...ülkede her şey e, Fenerbahçe üzerinden gittiğini fark etti. Basın toplantısında işte yorumcular olsun, o olsun, bu olsun. Adam diyor ki yani aile, ailemi bıraktım buraya geldim diyor. Yani biraz artık yardımcı olun bana deme getiriyor. Haklı olduğu noktalar var. İşte bu ülkedeki futbol kültürü e, gençlerin oynamasını bu şekilde arka plana atıyor maalesef. Evet. Ee, bir de ben şunu Senin dediğin haklı. O ben de bekliyordum oynamasını. Eee Pereira'yla e ilgili bence tekrar üçlüye dönmesi çok olumlu. Eee Pereira'nın hani siz ne düşünüyorsunuz? bilmiyorum. Çok eleştirildi üçlüye dönmesi. Ali Koç bile istemiyordu hani <laughs> de <Üçlü'de gülüyor> oynamasını ama dörtlüye döndü olmadı. Ali Koç sahaya indi. Yani bir sürede öyle gitti dörtlü defans. Ama şimdi kendini buldu iki maçtır. Hani Rize maçında üçlü çıkması bir kıpırdanma var. Bu maçta çok olmadı. Rakip de güçlüydü ama e, bence bu Vitor Pereira devam edecekse etmeli. Yani, yani dörtlü evet. olan en azından Pereira, kendini Pereira bir yapsın adam evet. yani. En azından başarısız olacaksa da Böyle kendi olsun. bildiğiyle olsun. Doğru. Yani dörtlü oynadı. Göstebe maçında dörtlü oynadı da ne oldu? Bakın çok kötüydü Göstebe maçında. Yani Galatasaray derbisi dörtlü kazanıldı Aynen. ama Göztepe'ye de dörtlü çıktı. Hiç pozisyon yok, şut yok, doğru düzgün. Çok kötü bir maç çıkardı yani. E bir tane daha var dörtlü oynadı Üç tane maç var galiba. O da, o da bayağı kötüydü. Üç maç arada, var evet. Arada bir maç daha var. Derbi ve Göztepe'nin arasında bir maç daha var. Hani orada da kötü oynamıştı bayağı. Avrupa maçı, Antwerp maçı mı işte? Antwerp miydi? Olimpiakos maçı. Olimpiakos evet, mağlubiyeti yani dörtlü üçlü çok fazla değişmedi yani üçlüde biraz daha en azından zalayı falan kullanıyorsun biraz daha iyi savunma oluyor gibi geliyor bana aynen öyle ben de öyle devam etmesini bekliyorum geçelim o zaman Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a Beşiktaş'ta da tabii Serdar Serdar burada yakalamışken hem maçı tabii maçla birlikte Sergi Alçın'ın görevde alınması ve yeni gelecek teknik adam kim olacak herkes merak ediyor bir isim de şu anda uzlaşıldı gibi artık herkes Daniel Farke ismini konuşuyor Alman bir teknik adam o olmazsa Jesse Marsh denmiş son olarak Leipzig'den e, görevde alınan işte Thorsten Fick deniyor. Genelde yabancı ağırlıklı isimler e, gündemde ve e, çok da üst düzey olan değil e, daha uzun vadeli projede düşünebileceğiniz teknik adamlar e, ismi evet. geçenler. Ve yerli bir teknik adamın ön plana çıkmaması da e, enteresan bir durum. Hani Şenol Güneş var, Rıza Çalınbay hep yakıştırılan ama görüşmenin de... Olmadığı anladığımız e, isimler nedir e, son durum Beşiktaş'ta. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim bu e, Leipzig'in yeni hocası Tedesco. Hı hı. Eğer ki Sergen Yalçın Gres Spor maçından sonra istifasını verseydi büyük bir ihtimal hoca oydu şu an. Ama herhalde başkan da deseydi istifa et bırak deseydi bırakacaktı galiba da. Giresun başkan meçhin. onu e, göndermez. Hı hı. O kararı Sergen Hoca'ya bıraktı. Başkan dedi ki bu sezon Sergen Yalçın'ın sezonu onun kredisi var bizde. Ee, ona ola, bırakıyor. Bıraktığı zaman. Ama orada bırakmadım mesela. Benim de anladığım Emre Kocanağ'ın açıklamalarından orada bıraktığı yönetim ikna etti Sergi Yalçı'nın devam mı? etmesi için. Giresun maçından sonra. Aynen. o gece hocayla konuştum. Yani maçtan sonraki gece. Bırakacak gibiydi. İşte öyleydi. Sonra o zaman... Sabahleyin sakin kalktığında... yok, sosyal medyadaki taraftar. He. İşte bırakamazsın, gidemezsin falan. Şimdi o da e, taraftarı çok önemli biri. Şey. Taraftar geldi çünkü. Hı, -hı. Beni taraftar getirdi, taraftar isterse gider mi e, geldi iş. Doğru, e, beş taşı yarıda bıraktı, gitti demesinler diye arkasından e, böyle bir da geri adım attı. Başkanım ben senin arkandayım dedi. Devam ettiler. Şimdi tabii süreç çok farklı yere gidiyor. Artık şu çok net. Ben yani e, 47 yaşındayım. 17 yaşından beri bu işin içerisindeyim. 11-12 senedir de dışarıdayım. E, ...mutfaktan çıktım işte e, muhabirlik yaptık... ...o yaptık bu yaptık. Seyahatlere gittik... ...maçlara gittik. Biraz ortamları biliriz. Belli başlı oyuncular hocayı isteyor çok net. Yabancılar mı? Yabancılar. Hı -hı. Yerlilerde öyle sıkıntılar olmaz. Samet hocanın bir lafı vardı... ...yabancı sayısı ile ilgili. Hatırladınız mı? Yabancı futbolcular... ...hoca yerler diye. Evet. Yabancı oyuncular çokluğu... ...hocayı yer. E, o yüzden yabancı sayısının... ...düşmesi Türk teknik adamları için iyidir... De, ...dedi. Samet Hoca. Gerçekten öyle bu ülkede. Şimdi burada tabii takımın bu şekilde Sergen Hoca'ya yani takım içindeki bazı isimler bu şekilde Sergen Hoca tavır almasında Sergen Hoca'nın da hatası var mı? Muhakkak var. Çünkü onu bilerek yapmamıştı. Sergen Hoca orada gidip siz kimsiniz ki? Bu takım ben tek başıma şampiyon yaptım diye bir hata yapmaz asla. Ama başarılardan sonra, şampiyonluklardan sonra o başarıyı bir dahaki sezon idare edebilmek çok kolay değil. Çok zordur. Futbolcularda da o şey vardır. Biz bu takımı şampiyon yaptık. Yalnız bizim Mutlaka yer... vardır. O o o o biraz e, işi ateşledi. Bizim yerler de yiyor. Yalnız yani hoca yemeyen yerler mesela. O yerli hocalar ya... da yabancı hoca yiyor. O, o <laughs> <da var. gülüyor> ya, ya, bak yerli topçu da hoca yediğini de biliyorum ben. Mesela Hamza Hamzoğlu dönemi, Selçuk İnanlar, işte, işte evet. Burak Yılmazlar falan. Biraz daha böyle papaz olmuş yerli futbolcular evet. da ama biraz futbolcular, zayıf zayıf hoca gördüğü zaman onlar da yiyor. Kesinlikle doğru futbolcuya dayalı sistem olduğu zaman çok ciddi sıkıntı gerçekten. O nedenle sportif direktörlük tür futbolun kurtuluşudur aslında ama kulüplerin yapısı buna müsaade etmiyor. Doğru, çok güzel bir Bak çok müsaade etmiyor. Mesela Hatay'ın yapısı müsaade ediyor. Göztepe de müsaade edebilir. Yani Almanların yaptığı gibi kuvvetli evet. bir futbol direktörün olsa evet. o futbolcular o kadar cesaretlenip o ocağı yemeye kalkmaz. Ya Drogba'lı, Schneider'li dönemde Fatih Hoca'ya ters çıktı. Sırt çevirdiler Drogba'lar, Schneider'ler. Mancini gelmeden önce evet, hatırla. Evet, evet. Ya, Fatih Hoca'yı bile yemeye gitti iş yani. Ünal Aysal'la birlikte evet, şey oldu. El Zorzi'nin röportajını hatırlasana yayıncı kuruluşta. Havaya bakıyor böyle. Hı -hı. E, garip garip şeyler Hı -hı. söylüyor. Açık açık söylüyor. Ben bu taktiği, bu sistemi beğenmiyorum. ...hocanın tarzını beğenmiyorum demeye getirdi vücut... Hı -hı. Diye, ...gönderdiler zaten. Hı -hı. Ya, bu kadar açık ve net olan futbolcuyu... ...ben omzumda taşırım. Helal olsun. Adam çok açık bir şekilde söyledi gitti. Hı -hı. Fatih hocada giderse gitsin dedi mesela. Hı -hı. E, futbolcuya dair sistemin... ...önüne geçebilecek tek şey kurumsallık. Şimdi Beşiktaş'ın görüştüğü hocaların içinde... ...en önde olan farkı... ...aslında... E, ...Sevgili Orhan Uluca'nın bir dün yazısını okudum. 2019'da bir blog yazısı yazmış. Aslında Falker... ...kafasındaki plan ilk bu işe çıkarken... ...sportif direktörlük ve onun akademisine gitti. Hmm. Gitmiş. E, amatörlerde oynamış hep. Fakat amatörde oynadığı kulüp sıkıntılar yaşayınca... ...gel kurtar, el at, sen buranın çocuğusun diye... ...adamın, teknik adam kariyeri öyle başlıyor. Hem sportif direktörlük yapıyor takımda... ...hem tabii. teknik direktörlük Şimdi yapıyor. Şimdi bu konuda bir avantajı var Beşiktaş'ın. Yani bu adamla anlaşırlarsa. E, ama tabii onun e, geçmişindeki bazı başarısızlıkları da tedirgin ediyor. İçeride bazı isimlerde ya Şenol Hoca ile devam ederim. Ya da Rıza Hoca ile veya Samet Hoca ile yarım sezon, bir buçuk sezon gibi düşünürüm. Opsiyon koyarım. Bu e, risk olabilir. Peki burada Beşiktaş ne yapmalı? Yani bu sezon artık kaybetti gözüyle bakmıyor mu Beşiktaş? Tabii, tabii, kesinlikle. O yüzden hani Şenol Güneş mesela kısa vadeli bir çözüm gelmiyor mu size? De? Artık Bence, hani miadını doldurmadın. Beşiktaş'ın uzun vade bakması gerekmez ben mi? Ben isme bakmam, ırkına bakmam. Ben bana oyuncu yetiştirebilecek Heh. ve takımı işte rotasına sokabilecek bir hoca tercih ederim bak. Fark oyuncu. ede, o yüzden fena bir adam değil bence Olabilir. çünkü Norwich'i Championship'de şampiyon yaptı, Premier Lig'e çıktılar, transfer yapmadı Norwich o sezon. Evet. Hani Fulham çıktı, Premier Lig'e 100 milyon euro harcadı, küme düştü. Evet. Bir takım daha işte çıktı. Milyon Euro'ları harcadılar ama Norwich'te farkı böyle bir beklentisi yok. Adam diyor ki ben gençleri yetiştirmek daha kolay diyor bütçeyle ilgili dertlenmekten ziyade. Bence bu mantalizedeki <laughs> bir teknik adam çok olumlu. Ee, bak, Tedesco gelmiş İstanbul'a öyle duyduk. Ee, sunum yapmış. Ee, kadro çok iyi demiş. Bu yönetimi? Evet. Bir tek golcü lazım bana hani demiş. Atıfayı. Yani ben... gol Batshuayi gönderin anlamında yanını da belki. Ha. Çünkü e, Sergen Hoca'nın şikayet ettiği bir durum vardı. Bak Sergen Hoca burada haklı. Bende bir tane santrafor var diyordu. Santrafor özellikle. Tek golcüsü Batshuayi. E Serdar diğerleri, Bursun boştaydı mesela. Diğerleri, önce. aslında ben bir şey söyleyeyim size. E, olimpiyat Olimpiyakos'ta evet. Bu pazara girdi. E, hiçbir kulüp bakmadı. Evet. Doğru. Çünkü de Ama geldi. erken girdi. Fenerbahçe'yi dağıttı burada. Evet, evet. erken girdi. Fener, Fenerbahçe o zaman Sörlot'la ilgileniyordu. Beşiktaş'ın acelemiz yok. Biz Hı -hı. bekleyeceğiz Santropor'u. İşte Chelsea'nin işte birkaç İngiliz kulüplerinin boşa çıkaracağı futbolcular kiralamayı düşünüyordu Beşiktaş'ta. E, acele etmediler. Bazen doğru zamanda doğru e, bir adam gelir önüne ama senin mali yapım buna izin vermeyebilir. Onun sıkıntısı oldu. Şimdi ikinci bir santropor olsaydı belki Beşiktaş çünkü Beşiktaş'ın sorunu gol atmaktı. Başvay bir sakatlandı oradan sonra başladı zaten büyük problem. Evet ya zaten hocayla takım arasında asıl duygusal kopmalar Trabzonspor maçından sonra başladı. Hmm. Çünkü bunu ne biliyor musunuz? Yemek yiyoruz. Hesap gelecek masaya. Olur ya ben bir lavabo <laughs> olur ya öyle filmlerde de görmüşsüzdür falan diye. Gerçek hayatta da vardır. Ben de şahit oldum. Şimdi burada İş futbol kulüplerinde, takımlarda kötü giden takımlarda eğer hesap kesme zamanı yaklaşınca futbolcular tuvalete gider. E yani. O masada bir tek koca kalır. Doğru. <laughs> ya da yönetim kalır. Çünkü <laughs> <Peki. o, o, gülüyor> ama bu işin raconu bu yani. Öyle. Hesabı. Bak Musil Ertuğrul Hoca Sivasspor'u çalıştırıyordu. Niye gitti? Sabah erken idman koydu diye galiba. Ay, sabah erken idman koydu diye doğru ama futbolcular gelmiş ...jargondaki, futbol jargonundaki o papaz futbolcular... ...hocam dedi işte antrenman şöyleydi, böyledir, saat budur falan... ...ki Muhsin Hoca inanılmaz bilimsel çalışan bir Aynen. hoca. Yani uluslararası şey var hocanız ...ki Şenol Hoca'nın ilk başarılı dönemlerinde milli takımda... ...Hollanda olsun, işte efendime söyleyeyim... ...Norveç olsun, orada Şenol Hoca biraz fazla dinlerdi Muhsin Hoca'yı... ...sonlara doğru biraz koptum Muhsin Hocada. da... Ee, Hoca'ya diyorlar işte idman saatiydi, şuydu buydu falan. Yok demiş. Nedenlerini bile anlatmamış. Yok demiş ya böyle olacak falan. 10 gün sonra falan hocayı yediler. Evet çok kısa kalmıştı hatırlıyorum. 10 gün sonra. Bak, Kendin... Futbol kültürümüzün sıkıntısı bu. Yani e, bana bir teknik adam dedi ki... Bak Serdar kardeş dedi. Bazı hocalar vardır, onların gazetecileri vardır. Doğru. Onların sosyal medyada hesapları vardır. Bazı hocalar vardır... Don Kişot gibidir dedi. Bu söylediğim hoca da yayından sonra söylüyor. Çok doğru bir tespit. E, kullanırlar, kendi şeylerini yaparlar, piyarlarını yaparlar. Türkiye futbol kültürü değişmediği sürece çok hocalar gelir, çok hocalar gider bu ülkeden dedi. Evet. O yüzden Sergen Hoca gibi bir hoca bile gidiyorsa, evet. e, Fatih Terim'e bile onu yapıyorlarsa... Normaldir yani bu değişimler. Şu dikkat çekici bir de sana şöyle pas atacağım bir tespit yapıp. E, Sabah Ali abiyle konuşurken o söyledi aslında. Türkiye'de şampiyon olduktan sonra teknik adamların da e, gidişatları, kariyer gidişatları bayağı tepe taklak oluyor. Ee, hani evet. Okan Buruk, Hamza Hamzoğlu, biraz Ertuğrul Sağlam, Aykut Zaferim Kocaman. Zafer'in paylaşma kavgası var içeride. Evet. Hep Hepsi e, neredeyse geri gittiler. Tabii Teknik tabii. Ersun Yanal şu anda Ersen boşta. Al. Aykut Kocaman boşta. Hamza Bak. Hoca ligin dibinde. Evet. Ertuğrul Sağlam evet. süper ligden evet. teklif gelmiyor Ertuğrul Sağlam'a. Evet. Birinci ligde en son. Adam yani bir devrim yaptı Türk futbolunda evet. Ertuğrul Hoca. E, sistem öyle bir sistem ki mesela Sergen Hoca takımı şampiyon yaptı. Çipte kupa kısıtlı kadroyla. Tabii ki yönetiminin başarısı var. Tabii ki takımın da başarısı var. Bunda e, ortak yani. Tek başına değil. E şimdi mesela Gezal'ın parasını yukarı çıkardın. Larry'nin kontratı bitiyor. Menajeri ben olsa benim kriterim Gezal'ın aldığı para derim. Vida'nın sezon sonu söz etmesi bitiyor. Tamam Gezal e aynı para istiyorum derim. Bak bu bir, birinci hata bence. İki, Sergen Hoca'nın parası çok konuşuldu. Feci bir zam yapıldı. Ki hak ediyor bence de piyasası bu öylesi. O bile futbolcuları rahatsız ediyor içeride. Doğru. Ee, bize 30 milyon niye, TL e, e, gibi şeyler. şey. mesela ya yani, hocanın aldığı para da gözleri yok da. O bile yani der ki futbolcu e, şampiyonluğu o mu yaptı yani o mu şampiyon yaptı tek başına mı oldu yani öyle düşünür bu bilinçaltı. Evet. Bir de futbolcu yani ben mesela e, futbolcu kardeşlerimiz alınmasın benim oğlum basketbolcu olsun diye. Elimden geleni yaptım basketbol oynasın diye. Futbol <laughs> <laughs> ortamına sokmak istemiyorsun abi. Evet, istemiyorum futbol ortamına. Ha ben İngiltere'de yaşasam sokarım. Evet. O ayrı. İspanya'da yaşasam sokarım oralara, İtalya'da falan. Bu Türkiye'de istemiyordum açıkçası. Fakat adam iki ayağını çok iyi kullanıyor şu an. Ne yapayım? Niye basketbolcu olsun? Için? Benim basketbolcu arkadaşlarım vardı. Ya eğitimleri farklı, hayata bakışları Aynen. çok farklı, efendime söyleyip kitap okuyorlar, sanatla ilgileniyorlar, şudur budur. Yani ortamları daha farklı. Kusura bakmasın futbolcu kardeşlerim. futbolun popüler olmasının nedeni... ...herkesin işte mahallelerde oynaması... ...efendime söyleyeyim... E, ...hayatta kurtuluş... ...mesela Fransa'daki o siyahiler niye? Çünkü hayattaki tek... E, ...kurtuluş noktası futbol. Evet. E, o yüzden e, biraz daha... farklılar. Hele Türkiye'de çok farklı. E, Sergen Hoca'nın yaşadığı şey... ...belki zamanında Sergen Hoca da yapmıştır. <laughs> Futbolculuğu evet. döneminde. Ya bu hocalı olmuyor... Falan filan toplantılar mutlak olmuştur. Safet Akbaş ...Fenerbahçe'nin eski golcüsü o anlattı bana. Bizde de bir hoca vardı. O kadar kötü gidiyordu ki. Zaman mıydı? Hı. O Galiba. O da, o dönemde. Evet. O kadar kötü gidiyordu ki biz toplantılar yaptık. Ondan sonra hoca bir masaya istifa etti gitti. Kendi gitti. Çünkü toplantıyı Hı. Ve dedi ki. Erdi futbolcuya toplantı yapıyorsa benim sonum yakındır. <laughs> Kimse benden <göndermeden> ben, <laughs> ben gideyim dedi. Ben kendim gideyim Kurtuluş yok bu işin. Peki Sinan e, Farke ya da benzeri isimler e, sence doğru isimler mi Beşiktaş için? Ya Farkeye bilmiyorum yani o ces şey verilir mi? O kadar süre verilir mi? Beşiktaş'ta da şimdi yangın yeri. Hani orada da <laughs> şey Farke de çok başka bir adam yani çok daha sakin bir ortamda şey yapıyor. İşte Çok topa sahip olmak isteyen bir teknik direktör. Doğru. Yani Bu biraz Farioli seven teknik adam. Evet, biraz Farioli, Farioli modeli bir şey ayırır. yapar. Evet, ee, beraber çalışmışlar. Ya mesela Norwich'te Premier Lig'e e çıktı, 5-6 tane galibiyet alabildi. Aynen. Bir tane galibiyeti var. Yani sonuncu olarak küme düştüler ama hiç para harcamadan gitti yani bir galibiyeti Manchester City'ye karşı. Pep Guardiola karşı. Onun da ekmeğini bol yedi yani. Aynen. İlk çıktığı zaman Eylül ayı falandı. Şey demişti hatta yani işte otobüs çekerek Pep Guardiola'yı yenemezsiniz demişti. Baya böyle top oynayarak gelmişti. <laughs> <yani. gülüyor> Aynen. Öyle. Çok çok da sükse yapmıştı. Zaten o o ne kredi verdi ona evet, ya. Evet. Yani Orada ama yani onu devamlı yap, yapamadı. Ama şimdi Beşiktaş'ta şu anda bu ortamı yani ben olsam fark yerinde sene sonu gelmek isterdim. Ben de tam tersi. Şu an beklenti yok ya. Yani sene sonu beklenti oluşacak. Yani yeni sezonda şampiyonluk beklentisi olacak. En azından bu 6 aylık dönem bence kafası o kafasındakiler oturmak için çok daha uygun bir alanı Ama var diye işte düşünüyorum. Ama işte takım kötü çok kötü gidiyor psikolojik olarak bozulmuş durumda. İsmi yıpranmasın diye belki de yani bir, bir, biraz zor bir dönem. Mayın temizliği yapın ben öyle gelim diyebilir belki de. <laughs> Senin bakış açın da doğru. Bence en rahat yani 7-8 puan geride gelse sıkıntı. Şampiyonluk beklentisi olacak ama şimdi beklenti yok söyleyeyim. ki. Ya da derbiyi bekler. <laughs> ha, derbi de doğru onu da diyen var. <laughs> derbi bir sonra geliyor. Aynen onu diyen de var. Doğru. İpranmasın. Ya, Mustafa Hoca öyle yaptı Mustafa Denizli. E. Galatasaray'a. Bir tribünden izleyeyim dedi. Atletico Madrid <laughs> falan beni sokmayın Atletico Madrid'e <laughs> bu yaşımda dedi. <laughs> Atletico Madrid <laughs> oynadılar. Doğru. Sonra geldi bir sonraki maç geldi. Bir manşini galiba direkt. Evet, evet maça Mancini çıkmıştı. direkt Juventus maçına, maçına çıkmıştı. 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 Evet. Evet, Hatta oradan Mustafa Hoca'yı çok eleştirmiştik yani. Aynen. Yani elin Mancini'si geliyor iki günde Juventus maçına çıkıyor. Hocam sen geliyorsun Atletico Madrid, tafareli sürdü işte. Doğru. Abdullah Usta Hoca da Trabzon'a gelirken bir e, başka, başka bir baştan sonra geldi. Ben dedim ki doğru zamanda gelmesi <laughs> önemli. Orası çünkü çok farklı. Abdullah Hoca'nın üzerinde çok büyük baskı vardı. Doğru. Biraz Zamanla falan tabii. Mustafa derizli bir lafı vardı. Doğru zamanda doğru yerde olmak futbolda başarı budur dedi. Demişti bize Beşiktaş'tayken. Ondan o zaman. <laughs> bu, <laughs> <laughs> bu arada şeyi de unutmuyorum. Edin Terzic, Sivamen Bir için Beşiktaş'tayken evet. yardımcısıydı. Şimdi Dortmund'da çok gelmek istiyor. Hı. Yani çok gelmek istiyor. Fakat Ama o da görevli olarak... Bir görevi var. Ama Spot Dortmund bırakmıyormuş. Evet, bırakmıyormuş. Bırakmıyormuş. Beşiktaş'ta ya Edin hani bu yapıyı kaldırabilir mi? Zaten çok papaz var içeride. Çok böyle kıdemli oyuncu var. ...edin sorun yaşayabilir mi diye... E, ...şey yaptılar, onu biraz arkaya attılar. Ama senin şey... ...sözün de doğru. Şimdi gelirse mesela... ...şey, farkı... E, ...canı oynatabilir, güveni oynatabilir... ...kimse bir şey demez yani. Rıdvanı Aynen, Gençleri, şey mençleri, mençleri, ben kimlerle yola gidebilirim... ...kimlerle gidemem. Hepsini görür yani. Uzun bir hazırlık dönemi gibi olabilir... ...önümüzdeki sezon. Ben öyle bakıyorum, daha pozitifim. Hmm. Şu an böyle bir teknik adam için. Yoksa Şenol Güneş'i getir... ...ya da kısa vadeli bir çözüm... ...düşünmek şu an bence çok uygun değil... Ee, daha Şenol rahat hoca, olabilir Şenol şu anda. Şenol Hoca da şey futbolcularla oynamayı seviyor. Kremli, tecrübeli oyuncularla oynamayı çok seviyor. Yani e, Doruk onun döneminde birileri sakatlandı da girdi. Doğru. Öyle Öyle, öyle. çok genç oynatan bir hoca değil Şenol Hoca. Değil hoca Şenol Hoca tecrübelilerle Aynen. gitmeyi seviyor. Yani Şenol Hoca ideal bir kadro aslında bu. Yani Şenol Hoca da bunu kurmuştu zaten aşağı yukarı. Yani iki sene şampiyon oldu. Bu tip bir kadro kurdu o da. Ama yani. bana genç oyuncu yetiştir dersen Samet Ayba bu doğru bir isim. Evet. İşte farkede evet. ya da yabancı olarak o, o da da doğru da, bir isim. Doğru bir isim gözüküyor. Bu arada farki olmuyorsa da topa sahip olma oyunu vesaire istiyorsan Çağdaş Atan o model. Evet hiç benzer modelde tercih ata. Evet evet. Beşiktaş'ta görev almış bir isim hiç adı geçmemesi bence enteresan. Ya Spora biraz daha düşün. tecrübe diye e, bir de Türk Hoca'dan benim duyduğum artık Türk Hoca olmasın. E, Sergen Hoca için söylemiyorum bunu. Türkiye'de niye e, Alman Milli Takım'ın adaylarından biri olan Kuntzsu getirdiler? Milli takım başına. Çünkü Türkiye'de maalesef ki çoğu Türk hocanın medya bağlantıları var, menajer bağlantıları var, o bağlantıları var, bu bağlantıları var. E, bilmiyorsunuz e, neler çıkacak işin içerisinden diye. O yüzden pek fazla tercih edilmiyor. E, eğer böyle giderse zaten yavaş yavaş Türk futbolunda yabancı hoca furyası yeniden başlar. Evet o kırılsın ya. Evet. Yabancılar şampiyon olamıyor diye bir zikodan Yo, sonra bir istatistik Türkiye'de geldi. bileceksin diye bir şey. Evet. o, evet. ben de çok hoşnut değilim onunla. Yani çok böyle atomu parçalayacak bir sır yok Türkiye'yle <laughs> ilgili. Ortada her şey. Aynen. Okan Hoca e, şu an takım çalıştırmayı düşünmüyor. Yoksa Okan Hoca da bir ara gündeme geldi. E, o da genç, e, iyi bir hoca. Çok özel bir durumu var onun o yüzden. Evet özel bir durumu da var. E, ama şu an açık ara farkı önde gözüküyor bakalım Tamam o zaman Beşiktaş kısmını tabi biraz uzun tuttuk gündem yoğundu Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda. Trabzonspor'a son bölümde de değinelim. Tabi Avrupa maçı yok Trabzonspor bu sezon bunun bence ekmeğini de bayağı yedi, yedi yani Roma yedi. eşleşmesi onlar için. Yani i̇lk etapta kötü gözükse de uzun vadede yani Beşiktaş taş Fenerbahçe baş Avrupa'da yıpranırken Trabzonspor evet. yıpranmadan geçen sezon tam tersiydi. Yani... Trabzon yine Avrupa'da yoktu ama diğerleri de yoktu. Üç büyükler. Onlar e, alıp götürmüşlerdi ilk üste Bu sezon e, bunun ekmeğini yiyor. Şimdi bu haftada da Antalya Spor deplasmanı. E, Nuri Şahin'le birlikte oyununu beğendim ama... ...geçen hafta da Kayseri Spor karşısında bayağı soru işaretleri bırakan bir performans e, gösterdi. İstikrarsız diyorlar. Çok yani. istikrarsızlar. Oyuncu istikrarını aslında yakaladı. Hücumdaki kullandığı belli. İşte Mukayrusu, Hamilton'u, Doğukan'ı ki bu maç Hamilton'da cezalı... Freddy'si var. Hani bir iskelet oturdu ama oyun e, henüz çok zikzak çizerek gidiyor Antalya Spor. Şöyle bir maç olacak Mert. Antalya çok genç oyuncu kullanıyor Nuri Şahin'den sonra. Evet. Ee, çok genç bir takım ve hızlı bir takım. Dinamik bir takım ama çok tecrübesiz bir takım Antalya. Çok garip hatalar yapıyorlar Doğukanlar o şeyler. Boşta arkadaşı var vermiyor falan şut deniyor. Yani öyle pozisyon çok oluyor. Trabzonspor'da ligin en tecrübeli, en ee, olgun takımı. Ve en efektif takımı. Yani evet. Girdi mi atıyor. Aslı yani, giriyor öz giriyor. Hatay'ın iyi bir taktisyen var. Evet. Hatay mağlubiyetini hatırla Antalya'nın. Antalya'nın 15 tane pozisyonu ya, var. Golü yok. İnanılmaz bir hikaye. Şey, e, Trabzon'da tam tersi. 3 tane pozisyon buluyor. 2 tane gol atıyor. Aynen, tam yani. böyle en olgunla en toy e, takımın. Ama bir yandan da en dinamik de aynı zamanda Antalya. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bence izlemesi keyifli. Tezat olunca iki takımın ha. tarzı. E, o açıdan keyifli olur diye düşünüyorum ben açıkçası. Aynen. Cumartesi akşamı e, oynanacak. Antalya Spor Trabzonspor Beşiktaş Pazar oynayacak. Fenerbahçe Galatasaray'da pazartesi. Nuri Hoca'yla e, Nuri Hoca e, diyeceğim hiç aklıma gelmez. Bu <laughs> <laughs> sezonda Ama çok çok enteresan sonuçlar oluyor. Senin de dediğin gibi farklı oyuncuları da oynatıyor. Hani Trabzonspor'un ilk mağlubiyeti bu hafta olursa şaşırmam. Yani hep diye diye diye. Çok sürpriz. Ama Antalya çok sürpriz bir takım. Hiç evet. göremedik. Bak onu. yenilir. Farklı yenilebilir. Çok anormal bir fark yiyebilir. Doğru. Gerçekten. Ama yenebilir de. İşte her hafta acaba Karagümrük sıkıntı çıkarır mı? Yok mu? Evet. Şu sıkıntı çıkarır mı? Falan diye diye. iyi oynayan takımlar çıktı Trabzonspor'a karşı ama e, Trabzon o kadar e, efektif ki yani girdi mi atıyor adamlar. ilk şutu gol oluyor Göztepe'yi bekliyordum. Hani olursa ben böyle tabii Trabzon yenilsin falan diye bekleyen bir adam değilim. Hani. <laughs> Olursa Göztepe deplasmanı olur dedi Çünkü çok ciddi eksikleri vardı. Ama ne var? Öyle adamlar var ki oynayamazsan bile bireysel yeteneğiyle işte Cermin gibi, hmm. Marek Hamşik gibi. Bireysel yeteneğiyle uzaklaşsan da o şaşalı günlerinden o sende kalıyor o bireysel yetenek. Ondan kazanabilir diye düşündük ki öyle kazandı. Göztepe'nin hocası ne dedi baştan sonra? Bastur'a. Çok iyi bilirim ki tecrübelerime dayanarak. Böylesine baş kazanan takımlar şampiyon oluyor genelde. <laughs> öyle Doğru. ama gerçekten. Doğru. Gerçekten de öyle. O maç çok öyleydi. kötüydü Trabzon. Evet, çok kötüydü. Göztepe kendi falan evinde. şey yaptı. Değil mi? E, Göztepe'deydi galiba. Göztepe'de. Iç ama şey bir önceki yani, maçtan, çok, maçtan bahsediyorum o zaman ben. Çok, çok, etkisi, şey, çok etkisizdi Göztepe maçında. Bir pozisyon geldi. Cervinho hemen atmıştı. Aynen. İkinci yarı. Ve tek pozisyonla maçı koparmıştı. Zaten öyle Trabzon'un çok maçı var. Antalya'da Serdar abinin dediğine %100 katılıyorum. Hatay maçında mesela bir sürü pozisyona giriyor atamıyor ondan sonra bir tane yiyor biliyor genç takım çünkü fark da yiyebilir bu maç ama sürpriz bir iş de yapabilir hiç böyle ön görmesi en zor maç olabilir yani bu hafta tahmin edilebilirliği en zor maç olabilir. Gökdeniz evet. oynuyor herhalde Antalya'da. Yani Hamilton yok Gökdeniz oynar herhalde. İlk 11'de oynarsa çok zorlar Gökdeniz çünkü böyle şeyle maçları seviyor. Doğru Kendini gösterebilme açısından. Trabzon. İyi de bir oyuncu. Bakalım onlar da farklı farklı dizilişler de kullanıyorlar maç içinde. Yani geçen maçta 3 stoper gibi oynadılar. Evet. Vakeme böyle kanat beki gibi solda. Dorukan bir tarafta. Abdülkadir işte merkeze giriyor. Değişik. Onlar da her karşılaşmaya özgü. Bence Abdullah Avcı'nın bir taktiği var. Ya öyle. Bu arada bence Bakasetas'tan sonra o Siopis Berka, şey, Berat evet. Ee, önde de biraz hamşiyi de daha serbest son gibi kullanıyorlar. O da tuttu yani. O da oluyor. Gayet. Ya zaten Siyapüsü hakikaten barın barın bağırıyor. Ben ilk 11 oyuncusu ama işte o yabancı sıkıntısından dolayı yani. e, oynatamıyorlardı. Aynen. Dorukhan o yüzden alınmıştı. Hani onu oynatabilme açısından. Sana katılıyorum. Çok iyi oldu orası. Yani Dorukan da ayrıca şeyde Sabek'te Bruno Perez iyileşmesine rağmen 2-3 haftadır Bak. oynayamıyor ya. Yani. Oynayamıyor. <laughs> Dorukan bayağı sağlam e, Eskişehir'den şu Sabek olarak gelmişti evet. aslında. Eskişehir'de Sabek oynadığı sezon 7-8 tane asisti vardı. Vardı. Yani Sabek oynadığında da çift yönlü hücuma da çıkabiliyor. Mesela Galatasaray'da 7'li çıkamıyor hücuma. E son maç Dorukan'ın getirdiği topla işte vakımeği gol atmadı mı? son gol bindirmesiyle çizgiye indi. İlk gol nasıl? Çok iyi. Do evet. Ben Dorukan'ı şeye benzetiyordum. Şimdi e, Serdar Kurtuluşu Tigan'ın zamanında sabek olarak geldi Bursa Spor'da. O da alt ligden gelmişti Bursa ikinci evet. ligdeydi. Sonra onu e, Serdar Kurtuluşu Tigan'a e, çok daha farklı alanlarda da kullandı. Orta, orta sahada, orta sahada öyle kullandı öyle. ve evet. bize dedi ki artık dedi daha ne yapayım size Türk Milli Takımı 10 sene defansif orta saha aramayacak. Hatırla evet. çok iyi oynuyordu. Milli takıma da kadar yükseldi. Koray'la birlikte. Sonra Mustafa Hoca geldi. Ertuğrul Hoca geldi. O tekrar sabek'e geldi. Şimdi Dorukhan da, da Sağbek olarak geldi. Atlik'ten. Sonra onu ortada kullanmaya başladılar. Bayağı iyi gidiyordu ki sakatlandı. Sakatlanmazsa zaten şu an Beşiktaş'taydı. Doğru. Yani o parayı da verirlerdi. Doğru. Doğru. Peki Trabzon şimdi bir kanat oyuncusu aldı. Kuasi diye. Evet. Germinio sakatlandığı Yine için. Yine transferde hızlılar. Çok hızlı. Bu çok büyük bir avantaj. Yani Kesinlikle. yazın da aynı şekilde. Şimdi evet. de daha Aralık ayında oyuncuyu Trabzon'a getirmek ve idmana Tabii çıkarmak çok büyük iş. Bir, bir iş. Çok iyi çalışıyorlar. Evet. Yani büyük bir lüks. 1 Ocak'tan itibaren bütün maçlarda oynayabilir adam şimdi. Yani Aynen, 1 Ocak'a 20, 20 gün. 20 gün takımla birlikte antrenman yapacak. Tabii. Takımı Aynen. tanıyacak. 1 Ocak'ta hop hemen kupa maçı mı, Türkiye kupası mı? Hemen oynayacak. Hemen sisteme girecek yani, zaten. Bu açıdan tebrik ediyorum. Soracağım soru şu. Trabzon bu transfer harici 2 veya 3 transfer daha düşünüyormuş. İşte kanada bir takviye daha, merkez orta sahaya takviye, sol evet. beke bir takviye. Gerek var mı bu kadar puan farkı oluşurken 5 oluşmuşken? milyon euro falan e, ayırmışlardı ama gerek var mı derken hani bu kadar puan farkı olduğu için ve evet, Nasıl ilgiliyor. garanti gibi falan. Yani, yani. Ama planlaması bu sene içindeydi sadece. Ama ben bir yandan da şeyden çekiniyorum. Hatırlarsanız Başakşehir 8 puan fark atmıştı 2018-19. Evet. Bir Robinho'yu aldılar. Evet. Robinho'yu <laughs> <bir gülüyor> ko koydu. <laughs> en öne de ben Robinho'yu koyacağım dedi. 8 puan farktan geldi Ciddi. Fatih Terim. Aldı kupayı. Şampiyon Ciddi. oldu. Şimdi 12 puan fark var. Yani işler iyi giderken Ama de çok da. ellememek lazım evet. sanki. Şimdi Trabzonspor şampiyon oldu. Önemi olacak. Şimdi artık bizim sezonumuz Haziran'ın ortası da şey Temmuz'un ortasında başlıyor. Hı -hı. Bu Galatasaray bu Galatasaray o zamanki PSV'li şimdi oynasa durum nasıl olur? E daha, bu, bu kadar yemez. Yemedim, tabii. Yenebilirdi. Ama bu kadar kötü de o, evet. o dönemki kötü oynamaz. Şimdi sen artık senin e, artık ülke olarak böyleyse Avrupa'da böyle bir sıradaysa devre arası transfer senin aslında yaz transfer dönemi. Hı -hı. Sen o Temmuz'a hazır gireceksin. Senin ligin, sezonun artık Temmuz'un ilk haftası başlıyor. Evet. O muhtemelen bu hamlelerin yapılması e, bence Avrupa için bir yandan da. Yani yazı bakalım bir de görmek lazım Tabii. abi senin dediğinde. Çünkü yaz da aynı şekilde transfer olsa bir anlamı olmuyor bu sefer ara transfer. Gidenler bile. olur olur bu olur başka mesela Beşiktaş'ta deri gibi yaz transfer dönemi olacak. 2022'nin sonunda yani bu sezon sonu. Yerli yabancı çok futbolcunun kontratı bitiyor. vidadan tut, Douglas'lar, Lens'ler, Oğuzhan evet. falan, Ensakalı, Wellington'u uzatmazlar. Lüphan yani. Gidiyor. Töre, birçok şey var. Mehmet Topal'ın keza. İhtiyaç da var Beşiktaş'a. Beşiktaş Onda var. O, Orada bir yeni yapılan mı olacak? Peki, aklımda bir şu, şu soru kaldı. Atiba'nın teknik adam olma ihtimali yok değil mi? Beşiktaş'ta öyle bir şey de konuşulmuş. Yani, Nuri Şahin'e hocam demeyi hiç düşünmüyordum demişti abi. <laughs> Atiba'ya mesela hiç düşündüm. Öyle bir bilgi var mı? E, valla, çünkü hani bırakacak artık o da Atiba Sergen Hoca ile ilgili bir paylaşım yaptı mı ayrıldığı için sanki o maç sonu bir röportajında ona bir lafı var gibi hissettim ben herkes sorumluluk almalı gibi ben evet. daha Atiba'nın sosyal medya paylaşımı görmedim ama kullanıyor mu kullanmıyor mu onu da bilmiyorum da. ben de bilmiyorum ama sanki o röportajdan aralarının çok iyi olmadığını hissettim ben yani taktiksel anlamda sıkıntı Atiba da bu cami efsanesi. efsanesi hatırı sayılır bir isim takım içerisinde evet problemleri gidip hoca ile konuşması hatta sert bir şekilde konuşması gayet normal. O Hı. takımın kaptanı. E, tartışabilirsin. Futbol tartışması bu. Ama atiba e, ileride hoca olur mu? E, ne zaman ki yardımcı antrenörlük maaşı onun yıllık kazandığı maaşı üzerine geçerse o <laughs> olur. Evet. Çünkü o zorluyor. Mümkün olabildiği kadar zorluyor ama yavaş yavaş hocalara doğru gidiyor. Evet bakalım. Onu burada tutarlar. E, merak ediyorum bir ekibin içinde atiba kalır. hoca. Evet. <laughs> yardımcı olarak başlar burada ne olacak olur, olur. Edin, hak ediyor evet e, o zaman bitirdik Aziz her takımı sen konuştuk Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den e, Beşiktaş'a biraz fazla vakit ayırdık Trabzonspor'dan da bahsettik e, programı da noktalıyoruz hatırlatmamızı da e, yapalım yemek sepetinde 10.000 aşkın restoranda %25 ile %50 arasında değişen oranlarda indirimlerden e, sizler de faydalanabilirsiniz biz işte yayın öncesi tostlarımızı söyledik avokadolu ve çikolatalı tostlarımız. Ee, Serdar abi de bakıyor hemen çikolatalı hani ee, Biz bir an önce programı bitirelim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.